Başım dönmeye başladı. Sonuna geldik gibi umuyorum. Tahmin ettiğim gibidir. Tam dur. Hadi be oğlum. Herkese merhabalar. Ben Şenol. Farming Simulator'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu arkadaşı almıştım. Görev yerinin yanına bırakmıştım. Şu an görev var. Onu halletmeyi planlıyorum. Şunu da tarlayı bir ufak kontrol edeyim. He, sen sürdün, öbürü geçemiyor. Tamam. Bunlar ilk başlangıç aletleri. Bunları bayağı bir yenileyeceğim zaten. Ya mouse'un altına. Heh. Bunları yenileyeceğim zaten. Anladığım kadarıyla nerede o Zavazingo? Ekme biçme. Ha, bu arada şeyi de buldum. Buldum değil mi? Nerede buldum ben onu? Taşınabilirdeydi galiba. Hayır. Ha, tamam, zaten satın alamadım. Taşınabilirin içinde standart günlük para getiren arkadaşları bulmuştum. Seralara bakıyordum da daha sağlamları da varmış. Bunları aç, bunları geç. Daha sağlamları çok para. 125 bin dolar yine bir nevi de 1,2 milyon. Günde 50 dolar veriyor abi. Bunu çıkartması çok uzun zaman alır. 50 dolar veriyor 1,2 milyona. Ha, bundan 10 tane alırım onun yerine. Ya. 250 dolar verir. Yeterince alanımız var herhalde. Onu geçtim. 25 bin dolara bak. 5'te biri fiyatına. 2,5. Bu da daha karlı. Niye büyüklerin daha zararlı, onu anlamadım. Ha yok, pardon. Oo, ben bakıma bakıyorum. Orada gelir yanda. Tamam. 80 dolar 25 bin dolara. 125 bin dolara 109. Yine az. Aynı şey. Bir şey değişmedi. 80, 160. 2,5 katı 5. Aynı. Bariz aynı. Bakım da 2,5 katı. Gelir de 2,5 katı. Yani şu arkadaş 20 bin dolara 30 dolar veriyor abi. 7 katı. 3, 7, 21. 7 bile değil ya. 6 katı. 6 katı. 6 tane şundan alıyorsun. Solar panelle aynı şeyi veriyor. 2, 6, 12, 120 bin. Aynı yere geliyor. Bununla aynı yere geliyor. Bu daha karlı. İkisi de aynen abi, sera. Olay serada. Umuyorum standarttır bu, gelir. Saatte 80 dolar diyor. Bu kadar herhalde. Ha, bunları yok. Satmak mı gerekiyor? Masraf. Bir şeylere var bunların. Neyse. Şimdilik bunları düşünüyorum. Standart gelir için, ki niye standart gelir lazım? Nerede o bizim standart giderimiz? Burada yedik bitirdik zaten. Hasat ve sat. Araç işleti maliyetleri 905 dolar. Uf. 905 dolar şu an giderimiz var. Günlük ama bu. 24 saat olarak hesap edersen iki tane bundan. Yok, iki tane kurtarmıyor. Yo, kurtarır be. Bir tane bile kurtarır. İnşallah o şekilde işliyordur. Bilmiyorum tam olarak nasıl işliyor. Onun dışında almam gereken ekim makinalarından şu arkadaş varmış. Aynı şeyleri ekmiyor anlaşılan. Bizdeki bu. Kaan'ı. Gitmiyor. Şu arkadaşı alınca hem biçiyormuş hem yok. Hem temizliyormuş hem sürme ve sapanlama gereksinimimiz olanı da sağlar diyor. Yani şu anda iki işçiyle yaptığımız Zavazingo'yu tek başına yapabiliyor tarlada. Ama her şeyi ekemiyor. Neyi ekemiyor bu? Mısır yok, pancar yok. Tamam, sıkıntı değil. Zaten mısırı biçemiyoruz. Pancarı da biçemiyoruz. Şu an zaten onlar için alet edevatımız yok. Yani şu lazım bize. Onun için ekstra traktör satsam mı ya? Yani bu arkasındaki ve onun arkasındaki üçünü de satabiliyorum. Artı dipnot yaptığım bir yanlış. Artıyı nasıl büyütüyorduk? Çok güzel. Bu arkadaşları satmak için mekana götürmemiz gerekiyor, satış ofisine. Öbür türlü çok daha az para ediyormuş. Maalesef iki traktör öyle satmış bulundum. Neyse. Aha. Yapma be, az önce vardı. Aha. Sohbete daldım. Sohbete daldım. Bunları gidip direkt satsam yeterli para çıkar mı? Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Bu arkadaş çok pahalı. Onun dışında standart, herkesin önerdiği, biraz bakındım çünkü onlara. Git para bankadan al, onunla işlem yap diyorlar ama
Hem standarta bağlı kalmanın bir önemi yok. Artı borç istemiyorum ya. Borç sevmiyorum. İstemiyorum borç. Zaten 100 bin dolar borcumuz var. Onu bir şekilde ödememiz lazım. Bunları temizlemek lazım. Ben şey almış mıydım ya, yıkama makinesi? Aldım mı? Almadım. Aldım galiba. Kaç para? 4500 dolar. Almamış da olabilirim. Hoş, bunları yıkamak bize ne sağlıyor? Emin de değilim ama. Yok herhalde, almadım ya. Niye uğraşıyorum? Şuradan gözükmüyor mu abi? Sahip olduğunuz sıfır işte. Bu kadar basit. Bakın, günlük 10 dolar. Oh. Neyse, ben yumurtalara bakayım o arada, inşallah görev çıkar. Merhaba. Yumurtalar kendi de bir miktar herhalde veriyor. Öyle bir şey yazıyor burada. Nerede o arkadaş? Hop hop. Yumurta, evet. Ha, bir tane yumurtamız var. Eldeki tavuk 12, yumurta 1. Sırt çantındaki yumurta 0. Hiç yumurta bulamadım da. Anladığım kadarıyla burada yumurta bulabiliyoruz. Yumurta. Nasıl gözüküyor acaba? Hani bir tane göreydim. Ona göre bakınırım. İçeri falan giriliyor mu? Yok. Buralardan falan lootlanmıyor herhalde, değil mi? Hmm, sanmıyorum. Tahminim sağda solda bulacaklarımız onlar. Aha. Nasıl alıyoruz? Üstünden geçiyorum. Bu kadar mı? Böyle koşarım manyak gibi ben o zaman burada. Böyle alır mı acaba? Alır herhalde. Oha, tavuklar buraya kadar geliyor. Neyse, tavuk çiftliğini de bırakalım. Ne durumda bizim arkadaş? Bitirdi sayılır. Son sırayı ekiyor. Ama ben görev panosu bekleyen görev niye yok ya? Keşke seçseydim onu. Kabul ettiğim zaman bekleyen göreve mi geliyor? Yok. Bekleyen görev bize sunduğu devam eden görev burası. Artı çim biçme görevleri falan oluyormuş. Ona da bakabiliriz. Onlar kaç para? Masrafını kurtarır mı? Çim biçme. Şunu hatırlıyorum. Bu 2013'te de vardı. Ben 2013'ü çok oynadım bu arada. Evet. Bunu sonradan arkadaşlarla muhabbet ederken hatırladım. 2013'ü bayağı oynadık. Şunu alıyordum. Bunu alıyordum. Bu öne geliyor. Bu arkaya geliyor. Açılıyor. Bayağı geniş bir alanı bununla biçebiliyordum. Öyle hatırlıyorum. Bunun için bir çim biçme makinesi da var. Ne var? Şöyle bir şey vardı. Aha bu. Aha bu. 13'te de vardı bu. Bu arkadaşı alıyorduk. Kromba X bir şey bir şey. Şu, evet, bu galiba, değil mi? XDX 6200. BigX 1000. Nasıl ya? Uygunluk Easy Collect 1053. Bu değil mi? Easy Collect 1053, tamam. Aa, yok. Buna uyumluluk oluyor. Buna uymuyor mu? Üçlü de olması lazım ya. Ne işe yarıyor? Bununla biçiyorduk. Tabii. Belli. Tam böyle halı sağ şey, çim sağ biçme şeyi. Zavazingos. Neyse, ben şu anda görev bekleyeceğim. Artı tarlanın büyümesini bekleyeceğim. Büyüme ne kadar sürer emin değilim. Büyümeyi de şurada görebiliyoruz. Oo, bu tarafa son haline gelmiş. Evet, bugün oyunu açtım. O arada tarla büyüsün dedim. İşçilerin hala çalışacağını zannediyordum. Meğerse işçiler çalışmıyormuş. Bir süre sonra anladım. Devam ettirdim buradan ekme biçme olaylarına. Ama tabii tarlanın bir miktarı önce büyüyecek, bir miktarı sonra büyüyecek. O biraz sıkıntı olabilir. Onun dışında bir amacım da şu arkadaşı satmak. Rezalet bir şey bu. Ufacık git gel Konya 6 saat yapıyorsun. Şunu alabilirim. Artı bu da galiba. Arka arkaya dizide biliniyormuş da. Başlangıç için bunu öneriyorlar. 24 bin dolar. Bizim bu arkadaşı satsam kaç para edecek hiç? Bana para lazım. Benim görev yapmam lazım. Önce görev. Önce görev. Ben burada görev bekleyeyim. Beklenilen görev geldi. Kalan süre 0 dakika mı? 5600 dolar palet çatıları önden yükleyici. Tamam, kabul et. Ney? Aldın mı? Oo, bunların ikisi de ayrı. 5 dakika. Bunu da kabul et. Hiçbir fikrim yok. Nakliye görevi malları... Tamam, bir saniye, bir saniye. Haritayı aç. Ney? Paleti başlangıç noktasına aldığınızda haritada hedef noktası gösterilir. Görevi hızlı tamamlanan ödülü o kadar büyük olacaktır. Gerekli ekipman palet çatalı önden yükleyecek. Tamam, var işte, her şeyimiz var. Görev
İki tane yeşil yuvarlak yanıp sönüyor. Nasıl ya? Şimdi birinden birine mi bir şey götüreceğim? Veyahut da herhangi bir yerden oraya bir şey götüreceğim. Başlangıç noktası neresi? Hiçbir fikrim yok. Tahmin ediyorum bir yerden bir şey alıp oralara götürmem lazım ama nereden alacağımı göremiyorum. Her zaman standart mı acaba alınan yer? Neyse gidelim bakalım yeşil yuvarlığa ilkine. Üsttekine gidiyorum ilk başta. Hayırlısı. Hiç kafama yatmadı o iş. Bir yerden tahmin ediyorum bir şey alıp ikisine de birer tane bırakmam gerekiyor gibime geliyor ama muhtemelen öyle. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Bizde yok değil mi şu an? Ne bileyim belki bir oluşur dedim önümde. Belli mi olur? Neyse kapat şunu. Nerede? Hani? Hangisi? Şuradan git. Sağa dön. Teknik olarak buraya mı? Ha yok başlangıç noktası burası. Aa bayağı tabela var burada. Aynı şey. Ha iki tane görev aldım muhtemelen ondan iki tane nokta. Galiba. Gir mi? Yok. Ney? Tamam. Nereden ne alacağım? Bunu mu alacağım oradan? Yok canım. Değildir herhalde. Deneyelim bakalım. Bayağı demirler şeylerin arkasında tahtaların. Ben oradan nasıl çıkartayım onu? Böyle bir şey yoktur ya. Görev ayrıyetten tam olarak şu noktada Yok bunun ön tarafında mı gösteriyor? Galiba. Aha tamam. Tamam bulduk. Dön bakayım şöyle. Evet haydi bismillah bakalım. Bunu tutturması var bir de. Şöyle gel bakayım. Yükseklik ne kadar? Biraz indirmek gerekiyor. Yok indir. Şöyle çevir. Orantılı. Biraz daha indir. Yavaş yavaş. Sakin. Ve cuk tamamdır. Yok şöyle kaldır. Biraz da şöyle kaldır. Böyle sağlamdır herhalde ha? Haydi bakalım. Onu mavi noktaya götüreceğiz. Mavi nerede? Biz neredeyiz? Şuradan şöyle çıkabilirim. Yavaş yavaş. Sakin. Para alacağız para. Bu arada buğdayları neye sattım buğdayı? Tren istasyonuna buğday sattım. Un değirmenine kalan patateslerimizi sattım. Sallanma. Heh, yol dışına çıkınca çok sallanır dedim de olmadı. Sonuçta bir miktar daha para geldi. Bunu da satarsam gübrelemeyi alacağım. Umuyorum ektikten sonra gübreleniyordur. Ki ekmeden önce de gübreleniyor olabilir. Belki iki türlü de işe yarar. Hiçbir fikrim yok. Ama bayağı sağlam durumdayız. Nerede o? Şunu alacağım. Bunu öneriyorlar. Yani şunlar da varmış da çok masraflı dediler. Nerede o? Şunlar da varmış. Masraflı ve çok fazla ilaç götürüyormuş. Şu da aynı iş. Aldık. Zaten alacaktım. Sıkıntı değil ama 772 dolarım kaldı. Neyse bunu inşallah zamanında götürürsem. Zamanı nerede bunun? Görevin zaman... Acaba almanın zamanı... Yok canım saçma olur. Almanın zamanı olsun, vermenin zamanı olmasın. İlginç. Neyse. Muhtemelen I'ya basıp falan da belki görüyor olabilirsin. Bir dahaki görevde bakarız ona. Şu an bunu götüreyim. Paramızı alalım. Base'e döneyim. Base'den muhtemelen arkasında römorkun olanın veyahut da herhangi bir tohumlama traktörünün arkasını boşaltıp ilaçlamayı alıp işçi tutarım. İnşallah paramız yeter. Şu anki duruma yetmez. Şu anki duruma bizim çalışmamız lazım. Ama o duruma yeter. Bu arada easy normal hard muhabbetine baktım hani oyun ne kadar değişiyor. Easy'de şu an bizimkisi normal standart. Easy'de olduğu zaman hem elindeki gübrelerin şeyin malzemelerin miktarı ikiye katlanıyor hem paranın ikiye katlanıyor borcun yarı yarıya düşüyor.
Onun dışında ne var? Günlük masraflar falan, işçi masrafları falan bayağı düşüyormuş anladığım kadarıyla. Yarı yarıya ama emin değilim tam ondan. Bir saniye. Aha. Oo, süre bonusum da var. Süper. Onun dışında hard da normalin %50 fazlası. Yani biz 100 bin dolar borçla başladıysak onlar 150 binde başlıyor. 3'te 2 kadar. Ya yani %50 daha az tarım malzemeleriyle başlıyor. Masraflar da aynı şekilde herhalde. Hard tabi biraz daha zor oluyormuş anladığım kadarıyla ama öyle aman aman da bir fark yok. Hard'daki en büyük sıkıntı 150 bin dolar borcun olduğu için sadece üstüne 50 bin dolar borç alabiliyorsun. Onun için başlangıç biraz zor diyorlar. Ama ben sıfır para aldığıma göre bankadan benimki de bir nevi hard oldu gibi gibi. Ha dur bir saniye bir saniye bir saniye. Q hayır. Gel bakayım. Aha bizim alet. Bu arada ufak bir teknik. Şöyle I'ya basıyorsunuz. Şimdi Zabazingo mu aldınız? Ne aldık? Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bunu aldık. Aracı aleti sıfırla diyorsun. Tamam diyorsun. Çakallığa bakar mısın? Hop. Gidip aha. Gidip oraya almayla uğraşmıyorsun. Bu arada ağırlığı da bir yere bırakmam lazım. Şöyle olsa. Olur bir şey olmaz. Leş gibi de var ya bir tane de şey alsam iyi olurdu. Bu arada bunun o taraftan değil. Değil mi? Evet, o taraftan değil. Traktörler eski oldukça masrafı da artıyor diyorlar. Hoş, okuduğum kadarıyla öyle çok da fark yoktu ama belki de vardır. Çok da dikkat etmedim. Tak, tamamdır. Bunun içini nereden göreceğim şimdi? Sağ aşağıda 43 yazan maksimum hız herhalde o. Suni sprey indir. İşçi kirala. Tahmin ediyorum sprey de buradan bir yerden mi alınıyor? Herhalde. Aynen. Aşağıda gösteriyor. Aynı ağırlığı taşıdığımız gibi. O kadar gerekecek mi ya? Aa, gitti paralar. Neyse çok gitmedi ya. Beklediğimden az gitti. İşçiye rahatlıkla yeter şu anki paramız. Hop 3000 tamamdır. Umuyorum bu şekilde işe yarar ya. Şu onu da test etmemin yolu yok. Şimdi bu tarla normalde gübrelemeden ne kadar veriyor? Gübreledikten sonra ne kadar verir? Sıkıyormuşuz hepsi ölüyormuş. Öyle bir durum da var değil mi? Yoktur herhalde ya öyle bir durum. Tahmin ediyorum belli bir boyuta gelmeden yapmak gerekiyor ki bu taraf yalan olmuş olabilir. Hiçbir fikrim yok. Neyse. İşçi kirala pampa. Oha! Çok büyük alanı çok boşa gitti. Çok boşa gitti. Ama illaki ilk sırayı yapacak. Mecburen. Ha. Acaba işçi adam gibi genişten alır mı? Neyse bittiği zaman anlarız. Nerede bizim araç? Şu an bizim olayımız. Bu da bayağı tepede be. Yukarı gitmek. Bu yol biraz sürer. Görev yerine ulaştık. Dağın tepesinde ne burası? 24 saat açık yemek yeri. Şöyle gel bakayım. Şöyle bir ilk başta düz diyelim arkadaşı. Biraz geri gel. Şöyle indir. Tamam mıyız? Tamam. Tamam sayılırız. Aha. Hop. Belki bu kadar da dikkat etmek gerekmiyor ya. Aha. Lan. Bir dakika. Şimdi böyle yaptık. Tamam. Neyine takıldın ya? Biraz gelsene geri sen. Şöyle önünü kaldır. Tamam mıyız? Böyle tamam herhalde ya. Bunu nereye götüreceğiz? Yani dokunduğum an süre başlıyor galiba. Bu sefer ekstra para almayabilirim. Nereye götürüyoruz? Huu. Çok da değil aslında. Aa, diğer yoldan gitseydim çok da. Yok diğer yol diye bir şey yok. Bu yol. Değil mi? Evet. Diğer yol diye bir şey yok. Diğer yol yanımızda gözüküyor ama buradan doğru dönüyoruz. Mecburen. Tamamdır. Ben yola çıktım artık. Bunun yolu biraz da engebeli gibi gibiydi. Yani bir tepe çıkma inme falan. Bak ek para azaldı.
Panolardan panolara fark ediyor mu acaba? Fark ediyor galiba, değil mi? Mesela en yakındaki pano nerede? Az ileride var bir tane. Burayı yıkıp geçebiliyor muyum? Yok, orası zaten full kapı. Yıkmama izin vermedim. Orası zaten full kapalı içerisi anladığım kadarıyla. Gübreleri getirdiğimiz yer galiba burası. Öyle bir şeyler vardı. Bu anladığım kadarıyla 3 çeşit para kazanılıyor. 3 farklı yoldan. Öncelik normal farming simülatör. İkincisi ağaç olayları, kesme biçme. Onları satma. Üçüncü de çimleri biçip onları bir süre bekletip satma olayından bahsettiler. Onu hiç bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla 2013'te yoktu. Ağaç da yoktu, o da yoktu. Yani onlar yeni. Yani çim biçme olayı vardı da onları satma var mıydı ya? Belki de ben hiç dikkat etmedim. İş panosunu aç. Avcunu yala. Tamam. Eyvallah. Bu arada bizimkinin işi bitti. Ve dikkat ettim, bayağı açıktan oluyor. İnşallah işe yarar. Koca tarlada %44 kalmış. Bir dahakine full ilaçlamaya yetmeyecek. Diyeceksiniz çok yakından başladın, uzaktan başlasaydın. Uzaktan da başlasaydın bu sefer sonunda. Ha yok. Belki sonunda yetişirdi ya. Deneriz. Bu böyle kalsın. Bunu nereye koyayım? Şimdilik bayağı şuralara diziyorum. Tahminim yakın zamanda o dizme olayını bırakırım. Şöyle gel bakayım. Dur. Hop. Şu tamamdır. Şimdi şeyi alabilirim. Yıkama zavazingosu nerede? Heh. Nerede gösteriyor? Buraya yerleş... Burası neresi be? He. Tamam. Şuralardan istediğimizi yerleştirebiliyoruz. Güzel. Şöyle bir yere yerleştirsem daha mantıklı olmaz mı? Tamam mıyız? Bu kadar herhalde. Aynen. Yanaş bakayım. Haydi bismillah. İlk yıkama işimizi de yapacağız. Ne diyor? E gir. R yüksek basınç çalıştır. Aha. Haydi bismillah. Hoho. Bunlar pas galiba. Yo temizleniyor. Oo yapışmış var ya, kir yapışmış artık üstüne. Artık ne kadar... He bir kenardan... Tam nereye tuttuğun önemi yok. Ne taraftan tuttuğunun bile önemi yok anlaşılan. Gel böyle sabit dur. Zamanla tamamı temizleniyor. İlginç. Olsun yeterli, o da bir şeydir. Ne yapıyoruz? Kapat. Eyvallah. Hep cini yıkadım. Aa bir dakika. Şeyi yıkamadım. Traktörleri yıkadım. Şu ikisini. Bunların arkasındakileri satacağım ben galiba ya. Abi simülasyon oyunlarının en güzel tarafları bu ince ayrıntıları. Muhtemelen şunu git arat. Bilmiyorum, Google'dan çıkar bir resmi. Tam benim çıkar. Özellikle bu simülatörde çıktıktan sonra. Birebir aynıdır. Aşırı ince ayrıntısına kadar yapıyorlar. Harbiden olayın içinde gibisin. Mesela traktöre giriyorsun. Yok pardon. Full aynıdır yani. Muhtemelen. Ciddi bir gerçekçilik veriyor oyuna ya. Çok hoşuma gidiyor olay. Bu da var. O da var. Neyse ben bunları yıkamaya devam edeyim. O arada görev bakayım. Tarlanın da büyümesini bekleyeceğiz. Zamanı hızlandırabiliyoruz. Anladığım kadarıyla. Neyle hızlandırıyorduk? O, 4. Bu değil. Bir şeyle hızlanıyor. Buldum. Yani. Aha. 8 ile hızlanıyor. Oha 30 kat 60 kat. Ne diyorsun ya? 7 ile de düşürülüyor. Genel olarak neydi kullanıyorlar ki acaba? Tabii görev gelene kadar hızlandırırım. Ondan sonra yavaşlatırım falan filan herhalde. Öyle bir şey olacak. Veyahut da tarla oluşana kadar mı? Neyse ben yıkamaya devam. O arada görev bakayım. Temizlik iyidir. Hop, iki tane görev daha. Paracıklar. Kabul. Nerede bakayım görevler? Abi nerede alırsam alayım. En uzak köşeye atıyor sanki ya.
Şimdi haritanın sağında aldım en solunu attı. Altında aldım en yukarısını attı. Bakalım yukarıya gidip onları hallettikten sonra orada görev alınca nereye atacak? Çok merak ediyorum. Artık yer kalmayacak. Ortadaki tabela en iyisi o zaman. Yani bizim buradan çıkılıyor mu? Çıkılıyor. Yani bizim bezdeki bir nevi en iyisi. Ortaya yakın en azından. O da muhtemelen yukarı atacak ya. Fizan'a kadar. He, bu arada bir şey deneyecektim. Bir şey deneyecektim. Şimdi aklıma geldi. Şu arkadaşı alıp nereye kadar gidebiliyoruz? Aleluya. Aha. Basit çıktı. Aa bayağı tutuyor beni. Bırakmıyor bakar mısın? Yalnız şuradan bunu bile yıkarız ha. Burası yıkama olabilir. Bayağı yıkamacı açacağım şimdi burayı. Yıkama olabilir ya. Hop. Tamam ben görevlere. Para lazım. Borçlarımız var. Borçlarımı ödemek lazım. Birinci görevi hallettim. İkinci göreve doğru gidiyorum. Bu önümdeki Zavazingo'nun en güzel olaylarından bir tanesi de takla atmamı engelliyor. Tahmin ediyorum oralarda takla atma ihtimalim oldukça yüksek. Ama öndeki sağ olsun işe yarıyor. Fakat sıkıntılı kısmı elinde yük varken özellikle biraz eğimli yerden iniyorsan öne doğru takla atma ihtimali var. Ya takla değil de arka lastikleri falan yerden kesiyor. Arkasına ağırlık takma olayı var mı ya? Hani öne ağırlık takılıyor da arkaya takılıyor mu onu bilmiyorum. Nerede öbür görev? Neredesin? Aa burada. Hop. Şimdi buraya geldiğimiz gibi başlamıyor değil mi? Yok. Ne zaman başladığına dikkat etmek istiyorum. Şöyle kaldır biraz. Böyle tamamız herhalde. Şöyle biraz daha indir bakalım. Aha. Eğimli biraz daha şekil. Yok şöyle. Şu an hala görev başlamadı. Ona dikkat ediyorum. Tabinin belli bir alanı var. Alandan çıkartınca aynen. O karenin üstünden bu arkadaşı çıkarttığınız gibi görev başlıyor. Güzel, öğrendiğimiz iyi oldu. Yalnız bu önümdeyken dikkatli gitmem lazım. Biraz daha kaldırabilir miyim ama iyice dengesizleşiyor. Bak 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 görev arka lastik. Arka lastikler kalktı kalkacak yerinden. Nerede görev? Aha yakın. Çok ilginç. O zaman bonusu bunun düşük olur herhalde. Hadi bismillah bakalım. Kısmete belki ekstra ekstra bonus da verebilir. Görünürde yok. Bu yerlerin, mekanların sattığımız mekanların yanındaki tarlaları ilk önce kapmak istiyorum. Farkındayım. Biraz bizim tarladan uzak olacak ama ön tarafında mı? Aha burada. Uzak olacak ama oradan hemen ek bir sat muhabbeti yapabilirim. 735 dolar evet az oluyor. Bir tanesinden 1100 mini almıştık. Neyse 16 binimiz var. Tekrar bir kontrol edeyim o arkadaşı. 24 bin abi. Bu arkadaş para etmez ya. Bu arkadaş muhtemelen 3000 falan eder. Yarıya falan gidiyor hemen hemen. Yarıdan biraz fazla oluyor. Oraya satarsak. Etsin etsin 4000 etsin. 20 bine çıkar bunu alamayız. Biraz daha görev yapmak lazım. Veyahut da görevden ziyade ne durumda bizim tarla? Oraya niye geliyorum ki? Buradan bakılıyordu. Nasıl bakılıyordu? Böyle bakılıyordu. Hızlandırayım biraz. Nasıl hızlandırıyordu? Şöyle direkt 120'yi bas bakalım. Güneş batıyor mu burada ya? Hiç geceye de dikkat etmedim. Var galiba ama saat 7 çeyrek. Hava kararmaya başladı. Tarlanın daha buralar biraz çıkmış. O taraf daha çıkmamış bile. Önümde oluşacak mı acaba? Pıt pıt çıkar herhalde ya. Hadi koçum. Neyse ya ben tarlayı biraz nöbet tutayım. Şu anlık para durumunu kurtardık gibi. Hani giderlerimizi kurtarmak için uğraşıyordum. Ne olur ne olmaz gideyim bankadan boşuna borç almayayım diye. Giderleri kurtardık. Herhalde tarla büyüyene kadar 16 bin dolar bize yeter. Tarlayı sattıktan sonra tarla ne verir bilmiyorum. Yalnız buğday rezaletti. Bir tane tarla aracımız 3 defa mı doldurdu?
Bir boşaltmada da 3000 falan veriyordu. Yani toplasan 9000 falan, hemen hemen 1,5 görev. 2 görev etmiyor. Bir tarlanın tamamen büyümesi. Ama diğer taraftan sadece ek biç işçilere de yaptırabilirsin. Zamanı hızlandırıp yattığın yerden de tarlayı toplayabilirsin. Tek bu biçilen, topladığın malzemelerin satışa götürmesi var ki onun için de konteyneri biraz büyütürsem problemsiz hallederim. Sese bak. Çırcır böcekleri. Abi çok iyi ya, yeşillik, çiftçilik. Bakalım hayırlısı. İnşallah ben de böyle bir yerde emekliliğimi yaşarım herhalde. Görevleri yaparken ara ara malzeme isteme görevleri oluyor ki malzemeler bende olmadığı için maalesef götüremiyorum. Hani görev işte bilmem kaç 49 ton mısır istiyorum diyor ki, yok öyle bir şey tabii ki. Tahmin ediyorum öyle zamanlarda sattığın zaman çok daha iyi para kazanıyorsunuz, hiç hesap etmedim ama. Sonunda bir tane çim biçme görevi geldi. 9 dakika kaldı diyor, 3500 dolar. Kabul edeyim bakayım, çim biçme kaç kuruştu onlar ya? Şimdi şu var, bunu hatırlıyorum. Bunu bahsetmiştim zaten. Şunu alırsam eğer peşine bunu da alıp güzel bir çim biçme makinesi yapmış olabilirim. 2013'te ne vardı? Golf sahaları vardı. Haritanın belli köşelerinde 2 tane mi, 3 tane mi? Öyle bir şeydi. Oraları gidip boyuna çim biçip duruyordum. Güzel para kazandırıyordum. Bunlar da öyle kazandırırım acaba? Ki bunu bildiğim kadarıyla o silo muhabbeti de var. Farklı bir, yani Farming Simulator yanında onu da yapabiliyorsunuz. Çimi, mısır, buğdayı galiba toplayıp silolara götürüyorsunuz. Belli bir süre sonra ne diyeyim size, elektrik santrali için gerekli malzemeye dönüşüyor. Artık tam içeriğini bilmiyorum o kadar. Sonuç olarak gidip siloya belli bir miktar dolduruyorsunuz. Belli bir miktar doldurduktan sonra onlar dönüşüyor. Dönüştükten sonra onları satarak gayet güzel para kazanılabiliyor. Ki anladığım kadarıyla şu an Farming Simulator 15'te en hızlı para kazanma yoluymuş. Onu da denemek için bu lazım olacak zaten. Bunu muhtemelen alacağım. 13.500'de şeye para biriktiriyordum ya. Haydi bismillah. Tamam. Alacağım. Şuna para biriktiriyordum. Yani yetiyordu hatta da, işte tam sıfırlamayayım diye. Olmadı artık. Tarlayı satınca bunu alabilirim ama işte o zaman. Yok bakalım. Oo, karanlık. Nasıl yaparım? Bunun gaması falan bir şey yok herhalde. Öps. Neyse. Şunu sıfırla. Gelsin bu. Eyvallah. Bununla biçerim herhalde. Ki bu arada bunun arkasına da ağırlık takılıyormuş. F'ye bastım. F'ye bastım, çaktım. Fena değil be. İşe yarıyor gibi. Neredendi? Buradandı galiba. Önlu arkalı bayağı aydınlatıyor. Şuraya bir yere atıyordu değil mi? Evet, aynen orada duruyor. Bu taraftan mı takıyoruz galiba? Şimdi şunu ilk başta bir, hangisini seçelim? G. Şu şekilde bıraksam sıkıntı olur mu? Olmuyor, tamam. İkisini birlikte alırım. Ayrı ayrı al ver yapmaya gerek yok. Silo içinde mesela kepçe lazım. Bu traktör de orada işe yarayacak. Ups. Bir dakika. Doğru yön burası. Bu buna takılmıyor galiba. Ha, şimdi sıçtık. Evet, bunun önünde çünkü tutacak bir şey yok. Bunun önü sadece bu tarz bir şeyi tutmak için. O zaman şunu alalım. Bunun önünde var tutacak yer. Bunu tutması lazım. Aç bakayım ışığı. Nedense ilk traktörde ışığı açarken makine kasıyor. Ondan sonra bakar mısın? Hiçbir tık yok. Haydi bismillah. Aynen. Şimdi kornalara, evet kornalara hiç basmadım. Çim biçme görevi yukarıda. Evet, yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Escape'e basıyorum. Baya insanlar da var burada ya. Ne oluyor şimdi bir tanesini? Bir tanesini essem ne oluyor diyecektim. Baya içinden geçiyorsun. Tamamen görüntü, tamamen. Neyse. Ve bu boş araziyi tahmin ediyorum satacak adam. Değil mi? Ne diyor? Ve makineyi indir. B çalıştır. Tahmin ediyorum burayı biçeceğiz. Herhangi bir yerde göstermiyor ama. Bu bura. Buradır ya.
Standart taktiğim, rulo çizeceğim. Yuvarlak yuvarlak ortada bitireceğim. Ben öyle git gel yapana kadar. Tamamını biçmeye gerek yok. Hani belli bir yüzdesini atıyorum. %80, 85'ini biçtiğiniz zaman zaten görev otomatik olması lazım. Aynı tarlalarda işçi tuttuğunuzdaki muhabbet gibi. İşçi mesela ilaçlarken tamamını ilaçlayamadı. Belli bir miktarını ilaçladığı an bitirdi olayı. %90 falan herhalde o oran. Tam emin değilim. Onun için öyle aman aman titiz davranmayacağım. Elimden geldiğince çimi biçeceğim. İnşallah biçmeyle olay bitiyordur ya. Umuyorum. Neyse anlarız birazdan. Birkaç dakika sürecek gibi. Başım dönmeye başladı. Sonuna geldik gibi. Umuyorum. Tahmin ettiğim gibidir. tam dur. Hadi be oğlum. Aha evet. Oha. 3500 artı 3600'de bonusu var. 10 numara. 7000 küsür. Bunu kaça aldık? 16.000'e mi almıştık? Bakacağım. Bakmam lazım. 13.000'e aldık. Yarısını çıkarttık. Bir görev daha. Aleti çıkarttık. Vallahi iyi yapmışım almışım ya. Işığı kapatayım. Bayağı sabah oldu bu. Bu arada tarlanın durumu nedir? Niye gidiyorum ki oraya ya? I'ya basıp bakabiliyorum. I. Hasada hazır. Yarısı. Diğer yarısı da olsun. Onları da hasat edip muhtemelen bölümü bitiririm. O arada ben de eve doğru yol alayım. Tabii evi bulabilirsem buradan. Biraz karışık buralar. Abi önce bir açığa çıkayım, dümdüz yardırayım en temizi. Düzenleyici aletleri şuradaki depoya atıyorum. Bu arada ilaçlamayı da en iyi bununla yaparız herhalde. Edosu öbürünün önünde ağırlık falan da var ya. Şu köşede bir şeyler var. Ne için? Anlamadım onu. Amacı ne acaba? Tamir falan mı etmek gerekiyor buraları? Tamamen geyik mi? Ney bu? Pislik herhalde. Allah Allah. Kapalı alet elevatı koyacağımız yer herhalde burası. Yani bunun başka bir sebep olduğunu sanmıyorum. Ne alta yarıyor hiçbir fikrim yok. Muhtemelen ileri doğru kepçe aldığımda unutmazsam eğer denerim bakayım alıp atabiliyor muyuz? Kesin eşimıntı falan vardır. Kesin işsizlik eşimıntı. İşin gücün yok, kepçeyi aldın onu temizledin falan diye. Hiçbir fikrim yok. Tak bakayım şunu. Şimdi 18.000'imiz var. Damper kaçtı? 24.000 abi. Ah. Bunu satmadan avcumuzu yalarız. Ya az daha bir şey vardı burada. Ufak tefek bir şeylerimiz kaldı. Onları satalım. Biraz patates olacak. Bir sefer bile doldurmayacak bildiğim kadarıyla. Değil mi? Değil mi? Hiç mi yok ya? Allah Allah. Şimdi biraz olacaktı onun. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hacı? Heh tamam tamam. Patatesi en iyi nereye satıyorduk? Satmıştım bir miktar. Bu... Ah, ne mısırımız ne arpamız var. Şekerpare var. Şekerpareyi satsaydık keşke. Neyse ilk başta patatesi bir satayım. Ben bunların hepsini nakite çevireyim. İnşallah arazi olmadan, en azından çürümeden onların parasıyla süreyi durdurabilirim ki. Yanlış tuş. Süreyi yavaşlatabilirim. Sıkıntı yok. Patatesi satacağım. 433, 449. 449. En fazla un değirmeni veriyor. Tamamdır. Neyimiz var, neyimiz yok sattım. Neyimiz kaldı? Biraz buğdayımız var. Talaşımız var. Da onu oradan almak için kepçe lazım. Talaş kaç para ediyor aslında? Bir saniye. Burada değil. Nereye satıyoruz? Sadece biyokütle ısıtma santrali. Direkt oraya satılıyor. 1044. 8000 falan da orada var be. 8000'e kepçe alınıyor mu? Kesiciler, traktörler, ön yükleme. Nerede bizim kepçe? $900. Fena değil aslında. 1860 kapasitesi var. 8000 yani 8 defa 6 defa falan herhalde kepçeyi bunun içine boşaltsak. Kepçeyi rahatlıkla, kepçe hiç para değilmiş zaten ya. Bakarız kepçeye de bakarız. Şimdi önce şunu bir kurtaralım şuradan. Ney? Damper. 24.000 26.000'imiz var. Ama 2000 çok az olacağı için şu arkamdaki Zavazingo'yu da satacağım. Şu anki damperimizi. Hatta cimriliğin dibine vurdum.
Bunu direkt mağazaya götürüyorum. Traktörlerde zaten çok zarar ettim de. Bunu aslında hiç gerek yok. Yani şimdi şöyle baktığın zaman garaj. Hop, garaj. Nerede o arkadaş? Garaj nerede? Geçtim ya. Heh. Şu. 3600 burada ediyor. Bakalım buraya getirince kaç? Tahminim 4000 bir şey eder yani. Anladığım kadarıyla çok bir fark yok aralarında. Yani ufak fiyat olanlarda çok bir fark yok. Yüzde olarak fark edeceği için nerede o sarı nokta? Aha burada. Gel bakayım. Hop. Hop. Hadi canım. Şöyle indik. Satış. Aracı doğrudan sat. 4200. 3600 mi? Fena değil aslında be. %10'dan fazla da %20 falan olabilir. 3600. Yani. Sat abicim. Tamamdır. Hazır buradayız. Şunu da satın alalım. Götürelim. 24.000. Eyvallah. Nerede burada? Koçumsun be. Bunlar bayağı tralaybüs yapacağım böyle. Arka arkaya dizeceğim bunlardan. Hoş tahminim bu traktörle anca iki tanesini çekerim ya. Belki 3. Emin değilim. Bakarız. Ben bunu Beyze götüreyim. Tarlamızda olmak üzere. Ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru. Hatta yarısı tam hasada hazır. Diğer tarafı açık yeşil. Tahmin ediyorum koyu olması daha iyi. Mi? Ha yok. Hasada hazır. Hasada hazır. Başları temizdi. Ha bu mısır için. Ha. Kırmızı olmadan koyu şekliyle tahminim toplayacağız diye düşünüyorum. Emin de değilim tabii ya. Ama şu an hiç deneyecek pozisyonda değilim. 6000 dolarım var. Çiftliği batırmadan ki 100 bin dolar borcum var. Bunları sağlam bir şekilde almam lazım. İleri doğru belki deneriz. Haritanın en altında biyogaz tesisi var. Onun altındaki 19-20'yi de teknik olarak orayı gösteriyorlar. O ikisini alıp çim ekebilirsin. Mısır ve saman galiba. Saman diyorum. Buğday. Üçünle değişik alet edevatlarla ekip biçip güzel para kazanabiliyormuşsun oradan. İleri doğru onu da deneriz. Şu anda ilk başta normal farming simülatör ve biraz görev muhabbetine takılacağım. Ağaç kesme olayını zaten hiç bilmiyorum. Onun da bakacağım. Elektrikli testlere direkt başlıyorlar. Sen hop hop ne yaptın be? Şöyle dön. Şöyle dön. Döndün mü? Döndü. Vallahi koçumsun döndü be. Tam yeşil olana kadar zamanı hızlandırıp temizlemeye başlarım. Tarlanın bir tarafı koyu oldu, bir tarafı hala açık yeşil. Daha fazla bekleyebileceğimi sanmıyorum. Işığı aç, arkadaşı tut. Zamanı biraz yavaşlat. 30. 15. 30. Zaten bu dolunca... Oha. Ha. Tamamen dağıtıyor herhalde. Hiçbir şey bırakmıyor arkada. Oo, arkada sapları bırakıyor. Neyse. Dolunca illaki beni bekleyecek. Tahmin ediyorum yarıya kadar biçtirip ondan sonra bekletirim. O arada yeni kamyonetimizi de doldururuz. Şu anda satış fiyatları nedir bunun? Normal. Paraya sıkışmadığım sürece siloya doldururum. Bir dahaki bölümde muhtemelen bunun satışıyla başlarız. Karanlık mı hala burası? Karanlık. Bir saniye. Yok, olmaz o iş. Bak şimdi bak. Karanlıkta gözükmüyorum ama karakterin gözükmesi lazım. Nerede bizimkiler? Ben neredeyim? Yok, bu taraf. Nevrim döndü. Gel bakayım şöyle. Bakayım çalışacak mı şekilde. Ve... Aha. Aa, içinden inince kayboluyor. Neyse. Gayel meyal gözüküyor. Bugünlük de bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen düğmesine basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.